Şimdi uygulama sende kuruluysa bu vardır büyük ihtimalle. Şimdi ben sana resim olarak atacağım şeyleri, komiteleri. Atıyorum sen resimleri, mesela burada bir sürü resim var hepsi sırasıyla. Bunların hepsine sağ tıklıyorum. Hepsini seçip sağ tıklıyorum. Bunları Fine Editor 15 ile dönüştür yapıp OCR düzenleyicide aç demem lazım. OCR bu tüm yazıyı tanıyacak. Böylelikle sonra biz hataları gidereceğiz. Direkt kendisi açılıyor zaten. Şimdi tüm sayfaları tek tek tanıyacak. Biraz yavaş olabilir. Buradaki kendisi DPI'ını ayarla falan diyor. Onlar çok önemli değil. Her neyse bunu yaptığını varsayıyorum. Bunu yaptığını varsayıyorum. Elimizde şöyle bir şey gelecek. Taramayı yaptı ya. Böyle bir şey gelecek eline. Sen burada şimdi sol tarafta tüm sayfalar var. Hepsini taramış olacak. Burası değiştirilemez kısımlar. Burası ise değiştirdiğin kısımlar. Şimdi burada tanıdığı kutucuklar var. Mesela bu seçili kutucukların hepsi metin kutucuğu. Bunları tanıyıp sağ tarafta bir metin alt tabakası oluşturuyor. Yani aslında burada değiştirdiğim herhangi bir şey asıl yere yansımıyor yani. Burada değiştirdiğim, yazdığım herhangi bir şey resme yansımıyor. Yani buranın etik olarak yani estetik olarak güzel görünmesi önemli değil. Emin olmadığı sözcükleri mesela S harfinden pek emin değilmiş. Böyle sizde mavidir büyük ihtimalle. Ben sarıya çevirdim de böyle renkli olacaktır. Ben bunları tek tek bakıyorum. Hangilerinde hata var falan diye. Bunları düzeltiyorum. Yakınlaştırıyorum ki bazen I ve I'ler genelde onlar da hata yapıyor. Onları şey yapmasın, sıkıntı olmasın. Mesela şurada bir sıkıntı var gördüğün gibi. D yani tireyi yanlış yazmış ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü sen zaten D şıkkı diye aratmayacaksın. Bu kelimenin içinde böyle kalsa bile sıkıntı değil. Yani sen burayı 2 saat düzeltmeye uğraşma. Hiçbir önemi değil. İsterse burası şıksız olsun, isterse başında AFD yazsın. Yine buraya gözüken herhangi bir şey olmuyor. Şıkları falan işaretlemeye de yani rengini falan değiştirmeye de çalışma. Yani gözükmeyecek bu sağ taraf hiçbir şekilde. Her neyse sonra işin kolay olsun diye düzenleye basıp değiştire basıyorsun. Sonra burada biz genelde şapkalı i'lerin hepsini başta bir normal i'ye çeviririz. Şu an büyük ihtimal hiçbir yerde şapkalı i bulamayız da. Atıyorum mesela burada genelde çoğu i şapkalı i'dir. Onları şapkalı i mesela buraya şapkalı i var varsayalım. Burada da mesela normal i yazdım. Ben şimdi tüm şapkalı i'leri tümünü değiştire basınca tüm şapkalı i'leri i'ye de dönüştürecek. Tabii ki önce en baş sayfaya gidip oradan aşağıya basıp yani aşağı doğru tüm i'leri değiştirmesi lazım. Tümünü değiştir diyorum. Büyük ihtimalle hepsini değiştirecek. Tabii şapkalı i'ler bu kadar fazla değil ama yani değiştirecek. Şu an zaten bu bizim önceki projelerden bir tanesi olduğu için hiç şapkalı i yok. Hepsini değiştirmişizdir. Veya şapkalı ağları da buradan herhangi bir yerden büyük ihtimalle vardır. Bulup buraya şapkalı ağ yazıp buraya da normal ağ ile tümünü değiştirebilirsin. Başka bazı şeylerde mesela atıyorum eski senelerde şu kutucuklar böyle saçma sapan yerleştirilmiş oluyor. Mesela böyle gördüğün gibi. Mesela burayı tekrar tanıtayım. Gördüğün gibi saçma sapan yerleştirildiği için burası böyle saçma sapan duruyor. Eğer sen böyle bir yer fark edersen bu kutucukların yerine tekrar yönlendir. Yapamadım. Böyle tekrar yönlendirip sağ tıklayıp tanıya basman lazım. Ama şu yukarıdaki tanı var ya, buna asla basma. Eğer buna basarsan baştaki tüm sayfaları baştan tanımaya çalışacak. O yüzden sen atıyorum tüm sayfayı tanımak istiyorsan boş bir yere tıklayıp tanı de tüm sayfa baştan sona tanıyor. Zaten az önce tanıttığım için. Eğer mesela burada tek bir kutucuk yanlışsa sen onu tekrar tanıtmak istiyorsan buradan tekrar tanıtabiliyorsun. Yani kutucuğa tıklayıp sağ tıklayıp tanıt diyeceksin. İşte böyle böyle gidiyorsun. Mesela birinci sayfa yaptın, ikinci sayfa yaptın. Böyle 30'a kadar yaptın atıyorum. Sonra başka bir işin çıktı, çıkman lazım. Bunu farklı kaydet diyeceksin.
Yok pardon, farklı kaydet demeyeceksin. OCR projesi olarak kaydet diyeceksin. Farklı kaydet en son yapılacak iş. Tüm hepsi bittiğinde aranabilir PDF olarak kaydedeceğiz ama atıyorum yarısında kaldım. Bunu bir proje olarak kaydetmen lazım. Mesela az önce de ben de zaten bir projeden açmıştım. Atıyorum masa üstüne kaydedeyim. Buraya bir yere kaydedeyim her neyse. Mesela ne yapacağım? 31. sayfada kaldım. Kaldım diye kaydediyorum. Projeyi kaydettikten sonra tekrar o aynı projeden girip şu an bu kaydedilmiş projeyi tekrar açtı. İsmi gördüğün gibi 31. sayfada kaldım. Buradan tekrar devam edebilirim. En son hepsini bitirdin, tamam mı? 50. sayfaya kadar bitirdin. Ha bu bunu önemseme. Bu da aynı metin tanıyormuş gibi. Sadece böyle şey olduğu için tablo şeklinde tanıtmış. Fark etmez. Bu renk de aynı metin tanıma rengi. En son hepsini yaptın, tamam mı? Sort of hepsini yaptın. Hepsi tamam. Aranabilir PDF olarak kaydedeceksin. Bunu masa üstüne işte artık hangisinde kaydedeceksen kaydediyorsun. Sonra bitiyor işin. Bitmiyor. Sonra tekrar dönüp bu kaydettin ama tüm şıkları işaretlemen lazım baştan sona. Bu sefer Fine Reader 15 ile dönüştür değil de hani OCR projesinde aç demiştik ya dönüştürüp. Bu sefer düzenle diyeceksin. Büyük ihtimalle PDF olarak zaten dönüştürmüştük. Bu sefer düzenle diyeceksin. Bunu tekrar açacak. Videoda ne kadar oldu? Kaç dakika oldu yazmıyor. Her neyse açtı mı? Bu sefer fark ettiysen OCR projesinde açmadı. OCR sekmesinde açmadı. Şu an sadece normalde yazılı sayfalar var. Burada şeyler var. Şimdi buradan çize basıyorsun. Ve işte tüm şıkları artık nasıl işaretleyeceksen işaretleyeceksin. Falan diye. Biz bunu işaretlememişiz ama işaretlenmiş vardı. Böyle. Eğer ben sana PDF olarak atarsam şeyi. Mesela atıyorum ben sana bir PDF olarak attım. Sana düşen kısmı. O zaman PDF'e tıklayıp sağ tıklayıp OCR projesiyle dönüştür deyip orada OCR projesiyle de aç deyip sonra tekrar buradan yapacaksın. Eğer resimse hepsini seçip sağ tıklayıp OCR projesinde aç diyorsun. Bunlar ilk sayfaya girdiğinde hepsini bir tanıyacak tüm metinleri falan. Bu biraz sürebilir. Benim işlemci hızlı olduğu için hızlı. Bu kadar yani. Çok başka bir şey yok. Kafana takılan başka bir şey olursa söylersin.